başıma, geldi başıma. Ağlama gözlerim, meram kelimdir. Derman ararken derde düş oldum. Ağlama gözlerim, meram kelimdir. Mevla kerimdir. Derman ararken derde düş oldum. Derman ararken derde düş oldum. Ağlama gözlerim, Mevlam kerimdir. Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir. 1953 doğumluyum. Afyonçay Orhaniye köyünde kayıtlıyım. 12-13 sene İzmir'de ömrüm geçti. İzmir Bornova'da kahvecilik yaptım. Avcılar Kulübü'nü tanıyorum. Orada arkadaşlarım var. Süper arkadaşlarım var. Ama ne olacak? Hayat... Yoruldum yani. Ben yoruldum hayat, gelme üstüme. Diz çöktüm dünyanın namert yüzüne. Gözümden gönlümden çen düşene. Bu öksüz başıma gözdağı verme. Gözümden gönlümden düşen düşene. Öksüz başıma gözdağı verme. Yemek yapmaktan, bulaşık yıkamaktan yorulduğum için huzur evini öyle tercih ettim. Para beni hastaneye götürmüyor. Para benim kapımı açmıyor. Yalnız yaşıyordum. Bir yumurtaya da ocak yanıyor. Bir çaydan da yemek yanıyor, pişiyor yani. Onun için her şey yalnızlıktı. Ben yanıldım hayat, vurma yüzüme. Yol verdim sevdanın en delisine. O yüzden ömrümden giden gidene. Şu yalnız başımı eğdirme benim. Ben ömrümden giden gidene. Şu yalnız başımı eğdirme benim. Karar verdim. Bir huzur evine kayıt yapmaya şey ettim. Sağlığı iş gören huzur evine İzmir'de, Bornova'da. Bir yere daha verdim. Ondan sonra il müdürü çağırdı beni. İzmir il müdürü çağırdı. Dedi ki böyle böyle 2-3 yere evrak vermişsiniz. Seni başka bir ile yollayayım. Ben dedim ki hayır. Birkaç tane yer saydı. Ben de onları kabul etmedim. Burayı dedi, söylediler. Git oraya dedi. Rahat edersin. Eğer olmazsa ben seni istediğin yere yerleştireceğim dedi yani. Ama geldim kayıt yaptırdım. Sonra buraya şey müracaat ettim işte. 3,5 ayda mı ne çıktı burası? Ama buraya kayıt evet dedim de zaten rüyamda gördüm burayı ben. Asfalttan 3-5 kilometre olduğunu keşfettim. Geldim, süper bir yer. Her şeyimiz var. Affedersin, eksik hiçbir şeyimiz yok. Çalışanlarımız, yemekhanemiz, müdürümüz, müdür yardımcıları, etkinlikler düzenliyorlar, geziler düzenliyorlar, ne bileyim. Her tarafa gidip gelebiliyoruz. Sıkıntı bir işimiz yok, sıkıntı bir şeyimiz de yok. Ben pişmanım hayat, sorguya çekme. Dilersen infaz et, kar etmez dilime. Sözlerim ağırdır, dokunur kalbe.
şu suskun ağzımı açtırma beni. Sözlerim ağırdır dokunur kalbe, şu suskun ağzımı açtırma beni. Her gün de çarşıya gidebiliyoruz, arabamız var. Küçük bebeklerimiz geliyor, anaokulundan da bebeklerimiz geliyor ziyarete. Biz gidiyoruz, emniyet amirine gidiyoruz, kaymakama gidiyoruz, kaymakamımız buraya geliyor. Belediye başkanımız geliyor, yalnız bırakmıyor bizleri. Yaşlı ailelerimiz geliyor, kızlarımız geliyor. Bize bir umut veriyorlar, bir neşe veriyorlar, bir sevgi bırakıp gidiyorlar. Ama giderken de gözlerimiz yaşlı oluyor. Hep sen mi yandın, ben de gülemedim yalan dünyada. Sen beni görünce mutlu mu sandın, ömrümü boş yere çalan dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada. Yalandan yüzüme gülen dünyada. Ayrılık kolay değil. Ayrılık kolay değil. Benim de çocuklarım var. Ama çocuklar kavga ederek gelmedim buraya. Ben Menoşevre'de de gelmedim. Ama burada beni bir hastaneye gidip götürecek kişi var. Benim çocuğum işini bıraktı. 3 gün, 5 gün benim hastanede yanımda kalamaz. Ama burada kişi kalabiliyor. Doktoruma, hastaneme, ilacıma, suyuma kadar her şeyimi tedarik edebiliyorlar. Bundan güzel bir şey yok. Sadece bir hasretlik var. Ama gelenler giderken de bir hasretlik var işte, yani ne bileyim bilmiyorum. Bu acil süren var. Başka bir sıkıntımız yok. Bir ay doğar ilk akşamdan geceden, neydem neydem gecemden. Şavkı vurur pencereden, bacada dağlar kışımış. Yolcum üşümüş, nasıl edem ben. Uykusuz mu kaldın dünkü geceden, neydem neydem geceden. Uyan uyan yar sinene sar beni, dağlar kışımış. Yolcum üşümüş, nasıl edem ben. Uyan uyan yar sinene sar beni, dağlar haramı açma yar. Bahçemiz var, kaplıcamız var, güzel doğa suyumuz var, çamurlarımız var. Gidebiliyoruz, oturabiliyoruz. Ne bileyim, sandıklı kazamızda da yani insanlarımız güzel, sıcak. Hiç kimse azarlamıyorlar. Herkes bir sevgi veriyor, bilemeyeceğim. Benim için süper bir yer. Ben tek odada kalıyorum. Her şeyim tekmil. Yüce dağ başından aşırdın beni, neyden neyden yar beni. Tükenmez dertlere düşürdün beni, dağlar kışılmış. Yolcum üşümüş, nasıl edem ben. Madem soysuz göğünün bende yoku, neydem neydem yoktu. Niye doğru yoldan şaşırdın beni, dağlar kışımış. Yolcum üşümüş, perişanım ben. Niye doğru yoldan şaşırdın beni, dağlar haramı açma yaramı. Nasıl edem ben? İki tane odamda kuşum var. Yalan söylemeyeyim. Ne bileyim, balkonda çiçeklerim var.
Bir iki bir şeyle uğraşıyorum. Durum böyle. Allah eksik etmesin. Çocukluklarım çok çalışarak geçti. 10 yaşından başladım işe. Babam ben 9 yaşında kaybetmişim. İşte çok acılar yaşadım. Çok yalnız yaşadım. Çalıştım ama. Ama sigortalarım hep ödendi. Bağkurlarım ödendi. Çabaladım, çalıştım. Ödendim. Hayatım böyle geçti. İnşaatlarda geçti hayatım. Ama son zaman işte biraz annemin işesinden, hanımdan ayrılmış oldum. Gerisine girmeyeceğim. Kardeşlerim bir tane şey de var, İstanbul'da var. Bir tane Isparta'da var. Konuşuyoruz, görüşüyoruz. Abi bir tanesi vefat etti İstanbul'daki. 2-3, 1 yıl kadar oldu işte. Ailesiyle konuşuyorum. Yeğenlerim gelip gidiyor buraya. Telefonla konuşuyoruz. Durum bundan ibaret. Valla koyun çobanı da yaptım. Koyun çobanlığı da yaptım. Ortaklar, aynı ortaklar Moral Köyü'nde koyun çobanlığı da yaptım. Askere gittim. Askere geldim işte. Bir inşaatta çalışırken Isparta'da sigorta cüzdanı sıkıştırdılar. Ben balkondan atlayamadığım için beni tuttular. Sigorta kaydettiler. Bir hafta 10 gün sonra tekrar geldiler. Koşanlarla imza attırdılar. Ama Allah bin kere olsun. Şimdi rahatım. Ailemi alıyorum, yiyorum, kalıyorum tek adı bak. Kimse karışanım yok. Askerliğim süper geçti. İzmir İstikam taburundaydım orada. Askerliğim orada da. Oradan da Antalya'ya karpuz kaldıran kampına gittim. İnşaat bölümündeydim. İnşaattan anlıyordum. Orada rahatım oldu. Orada bir de fotoğrafçılık yapıyordum ben askerde. Kimsede fotoğraf makinesi yoktu. 3 kuruş, 5 kuruş ondan sebep biliniyordum. Güzel günlerim geçti. Güzel anılarım geçti oralarda. Arkadaşlarımla bazılarına görüşebiliyorum. Ha, hastalığım sağlığım, hastalığım yok Allah'a şükür. Öyle bir sıkıntım yok. İşte durum bundan ibaret. Annem bir zaman sonra annem evlendi. Tabii evlendi. Biz de tabii yaşımıza gelince ayrılmak zorunda kaldık. Kendi başımıza hayatı böyle devam ettirdik. 77 yılında evlendim. Görücü ya istemek usulüyle evlendim. Ailem ben hiç görmedim. Görmedim, öyle kabul ettim. Ama sonra iyi olmadı, o başka. Evlatlarım çok güzel. Saygıları, sevgileri iyilerdir. Saygısızlık yapmazlar. Ben ailemle 23 yıl geçindim. Daha kaynadığım karşısındaki hiçbirine bir sigara içmedim. Ayak ayak üzerine atmadım. Ama ayrılık oldu, o başka. Ben inanıyorum. Yardımcı olduğuma inanıyorum. Ha. Ayrıldık ama iyi evlat, iyi baba olduğumu biliyorum ama. Ya iyi baba çocuklarına akıl verir, nasihat verir, kötü yollara düşmemesini ister. İyi bir evlat saygı, sevgi göstermesini ister, büyüklerin saymasını, sevmesini öğretir. Hata yapmamalarını öğretir. Ne bileyim, şimdi benim çocuğum 15 yıldan beri İzmir Bornova'da. Sigara içtiğini görmedim ben.
Vallahi biz Tatarız. Biz de Tatar oluruz. Biz sana cuma günü başladı düğünümüz. Pazar günü ta ikindiye kadar devam eder. Yemek de devam eder, içmek de devam eder, bitmez. Güzel bir düğünüm oldu. Karlı bir düğünüm oldu. 1,5 metre kar vardı düğünüm oldu. Ben hanımımı Isparta'ya götürdüm. Köyden Isparta'ya götürdüm. Yolda kaldık. Rezillik çektik. Jandarma kurtardı o zaman. 75, 76, 77 yılları hesap edeceksin yani. Bu işleri o hesap edeceksin. O zamanki devre hesap edeceksin. O zamanki yolları hesap edeceksin. Güzel bir hayattı ama ne olmadı? Her zaman güzeldi ki yani. Şimdi tatlı bir ekmek kazanıyorsan, ailene güzel bir hizmet ediyorsa sana, mutluluk odur, tatlılık odur yani. Affedersin, hiçbir zaman saygısızlık yapmadı ama sonuç da oldu. İşte ona da girmek istemiyorum. Evliliğin tarafta iyi tarafları, akşama da çalışsın, akşam oldu huzurlu evine gittiğin zaman şöyle bir güleriz. Tatlı dil, bir yemek, sıcak bir yemek, sıcak bir su. Affedersin, şimdi bu da var burada benim yani. Çünkü param vardı İzmir'de. Yemek yapmıyor para bana, kapıyı açmıyor para. Beni doktora götürmüyor. Annemden dolayı biraz çektiğim için biliyorum, 5,5-6 yıl annem yataraktı yani. Onun için karar verdim bu huzur evime gelmeyi. Erken gelmeyi istedim. Düşersem kabul etmezler diye düşündüm. Çünkü böyle bir olaylarım var. Çok olaylarım var da gerisi ne? Beni üzüyor yani. Yani her şey değişti. Her şeye hasret kaldım. Çocuklarıma hasret kaldım. Çocuklarıma yetişemedim. Çocuklarımı göremedim. Bu hasretlik değil mi? Değil mi? Affedersin, kusura bakmayın. Bir sürü hanımlar var. Dünya bacım olsun. Ama benim annem yok. Anne var mı? Yok işte. Şimdi evlendim. Hanımıma tekrar bak, aradan 12 yıl geçti. Haber yolladım. Dedim ki ölürüm kalırım. Nüfus kağıdını yollasınlar. Çocuklarıma dedim ki böyle böyle bir olay var. Kayıt yaptım. Ölürsen dedim Ayşem onlara kalsın. Benim affeden çamaşırımı da yıkamasın dedim. Gücünü de görmüyorum. Görmedim zaten. 2001'den beri ya 98'den beri gücünü görmedim. Zaten bizde öyledir kanun. Bu teklifi götürdüm, yolladım. Kabul etmediler. Ondan sonra karar verdim, baktım olmayacak. Orada eşim, dostum İzmir'de bir bayan buldular ama temeli kötü oldum. Temeli bir hayat yaşadım ki bir sürü dostlarım vardı. Ya Afyonlu Turan dedi, sen böyle bir şey miydin yani dedi. Affedersin, kavim 8-10 basam vardı, onu da dolardı. Onun yüzünden o dostlarımı da kaybettim. Soru temizlik. Temizlik. Temizlik yoktu kadında. Ama öyle değildi yani. Ben konuştuğumda öyle değildi. Şimdi görüşe baksan dersin sen Turan amca bu olmaz dersin yani. Ama hiç öyle değildi yani. Hiç öyle değil. Kandırıldım. Kandırıldım yani. Doğru düzgün kaldırdım. Biraz borçları vardı ödedim. Onlar kandırıldım biliyorum yani. Affedersin. Geçenlerde yırttım. Evimin içlerini, fotoğrafını çektim. Gizli gizli boşanmak davasıyla. Şahit yok. Kimden nasıl boşanıyorsun ki? Adam diyor ya şahit lazım diyor hakim. Yahut diyor bir şey ispatlaman lazım dedi.
Ben de o konuda ispatladım. Albümlerim vardı, resimlerim vardı evim içinde. Yani avukatımla tanıştım, ona tanıştım, öyle hareket ettim. Bir cesede boşadım. Anneme baktığım için kabullenmediler. Ama bak şimdi öyle bir şey ki 5,5-6 yıl yatan bir kadını düşün. O sıcaklar yatanı düşün yani. 9. ayın 15'inde vefat etti. O zamanı düşüneceksin. Çarşafı mı dönüşmez, yarası mı silinmez, tuvaleti mi olmaz? Ben anlatıyorum ya. Suyu mu içmez? Su boğazından geçmez ya. Oğlum benden habersiz su mu içiyorsun? Yemek mi yiyorsun diyordu ya. Yani zor andaydım ya. Zor andaydım o anda. Gözüm görmedi. Ama vefat etti. Ben de yemin ettim. Boşanacağım diye. Onu da bir seferde boşadım. Bir şeyde boşadım hemen. Bir cesede boşadım. Yatalak değildi ama. Dedim ama. Bu kadın gider. Bizden kalmıyordu devamlı ablacığım. Bizden kalmıyordu ki. Eziyet olsun yani. Benim şimdi buradaki çalışan kişilere eziyetim yok ki. Ha ben yatakta kalkmadı da benim altımı başımı alsalar yine minnettar duyarım yani. Öyle bir şey değildi annem. Son zaman düştü annem. Başta güzeldi. Biz Tatarız. Bizim hizmetimiz çoktur. Ben İzmir'e götürdüm annemi 98'de. 3 ayda çevren edindik yani. O da Tatar. Karım da, ailem de Tatar. Evlenmez. Ben evlendim ama o evlenmez. Tabii şimdi kayınlarım, kaynatalarım olsun, bacanaklarım, baldızlarım olsun akıl veriyor çocuklara tabii. Akıl şeysi var bir. Ortamda bir akıl ve davası var. Çünkü yanlış yönlendiriyorlar çocukları. Hata yaparlar mı? Bana el kaldıramazlar. Benim karşımda sigara içemezler. Benim oturduğum yerde yani böyle pijamanandır, bilmem ne nedir, aşuretmanına gezmeler mümkün değil. Bizde öyle bir şey olmaz. Affedersin benim yanımda pantolon çıkacak, eşortman giyecek, atlet yani gömleği çıkacak, pijama giyecek. Bizde olmaz. Bizde olmaz o. Veremedim ya, istemiyorlar. Çok kızlar buldum, istemiyorlar. Bu sefer de korktum yani. Sen yaptın diye korktum yani. Yani affedersin kızları ta askerliklerine kadar götürdüm. Bu kızı alalım. Ne bileyim. Sonradan eş dost dedi, şimdi sen öyle yapıyorsun. 400 lira bir şey olduğu zaman. Sen yaptın der anneleri diye korktum. Yine hazırım ama. Yine hazırım baba olarak. Valla sabahtan kalkıyoruz. 6-6.30 gibi kahvaltımızı yapıyoruz. Kalkmayanlarımız olsa vatandaş, arkadaşlarımız servislerin odalarına götürüyor. Yemeğimizi yiyoruz, çayımızı içiyoruz, suyumuzu içiyoruz. Dışarı çıkıyoruz, spor yapıyoruz. Yapanımız var, yapmayanımız da var. Benim için spor önemli. Hiç olmazsa gidiyorum mesela dışarı kaplıca dolaşıp geliyorum. Her gün yapıyorum yani, gidiyorum. Huzur ev sporu olacak. Kaymakamın kurumlar arasında futbol turnuvası düzenliyormuş. Biz de kaymakama dedik ki böyle böyle bir olay var. Biz de bu turnuvaya katılmak istiyoruz. İkimiz mi oynayacağız dedi. Ben de evet efendim dedim yani. Bu ortam böyle dedik geldi. Hazırlanıyoruz. Arkadaşlarımız güzel. Yarın 4.30'da yine antrenmanımız var. Çok süper arkadaşlarımız var. Bu işi başaracağız biz. Bu kupayı alacağız biz. Ama sizin de desteğinizi istiyoruz yani. Başaracağız. İnşallah tüm vatandaşların stada bekliyorum. Herkes çocuğu çölme ne varsa Huzur Ev Sporu desteklemelerini istiyorum. Herkese saygılarımı sunarım. Biz ömrü tükettik, siz yaşamaya geç kalmayın. Bir insan ömrünü neye vermeli? Tükenip gidiyor ömür dediğin, yolda kalan da bir, yürüyen de bir, harcanıp gidiyor.